Vallahi uyuyorduk oğlum. Saat dördü altı mı geçiyordu, on mu geçiyordu? Hafif bir sallantıdan başladı. Zaten ben birinci kat olduğu için ufak bir sallantıda fırlıyorum hemen. Kızımı aldım, koştum eşimle beraber. Yaşanan depremler 11 kent içinde en çok Hatay'da yıkım ve can kaybına neden oldu. Antakya'nın Esenlik mahallesinde yaşayan 5 çocuk annesi Dudunaz Özsoy 30 yıl önce terzilik yaparak ev sahibi oldu. Dört katlı binanın giriş katında eşi Galip ve kızıyla yaşayan Dudunaz Özsoy depreme uykuda yakalandı. Kuvvetli sarsıntıyla birlikte kızıyla kendini dışarıya atarken 70 yaşındaki eşi Galip Özsoy enkaz altında kaldı. Yaklaşık 10 saat sonra Galip Özsoy hafif yaralı olarak kurtarıldı. Özsoy çiftinin yaşadığı apartmanın diğer bloğu ikinci depremde yıkıldı. Bir bloğun ağır hasarlı, diğer bloğun tamamen yıkıldığı depremde şans eseri hayatını kaybeden olmadı. Ailesi ve sevdikleriyle yaşadığına şükreden Özsoy, büyük hasar gören evlerinden kalan eşyalarını tahliye ettiler. Sadece küçük eşyalarını alabilen Özsoy ailesi, evinin taksitlerini dikiş dikerek ödediği 47 yıllık dikiş makinesini bırakmadı. 65 yaşındaki 5 çocuk sahibi Dudunaz Özsoy şu şekilde konuştu. Makinem 47 yıllık. Bırakamam yani bu büyük bir hatıra bana. Kayınvalidemden. Onun için bırakamam.